Merhaba arkadaşlar, Orkestrasyonun Sırları adlı video dersimizde hoş bulduk. Eğer klasik müzik veya sinema ve televizyon için müzik yapmak istiyorsanız, bu video dersimizde orkestrasyonla bağlı birçok sorulara cevap arayacağız. Sıkça sorulan sorulardan biri, çok kitap okudum ama orkestrasyon kurgusu nasıl yapılır hala bilmiyorum sorusudur. Unut gitsin, zaten o kadar kitap var ki tamamını okumaya kalksan bu işi yapmaya zamanın kalmaz. Her işi yaparken nelere baktığın önemli değildir, nasıl bakacağın önemlidir. Bunu da analiz yapmayı öğrenerek halledeceğiz. İkinci bir soru, piyano metninde nota sayısı az ve ben nasıl yapacağımı bilmiyorum sorusudur. Korkmana gerek yok, sadece 3 adımla parçalama, dönüştürme ve bölüştürme aşamasıyla bu sorunu halledeceğiz. Üçüncü, enstrümanlar hakkında okudum ama çok az şey hatırlıyorum sorusudur. Sorun sende değil, genellikle hiçbir pratiğe dayanmayan bilgiler kısa zamanda unutulur. Aynı sınavlarda öğrendiğimiz bilgiler gibi. O yüzden ilk önce biraz pratik, sonra teori, sonra yine pratik teori yapacağız. Böylelikle hiçbir teoriyi unutmayacağız. Diğer bir soru, bazı enstrümanların çalgı tekniğini bilmiyorum, orkestra çalgıcılar bana güler sorusudur. Evet, bu bestecilerin en çok korktuğu husustur. Ama hiç kimse size gülmez. Stravinsky gibi orkestrasyon dahisi olan adam bile yazdığı partisyonu orkestra şefi ve enstrümancıların kararıyla değiştirirdi. Bu çok doğal prosedürdür ve her zaman böyledir. Hiç kimse mükemmel değildir. Orkestrasyon öğrenmek için Beethoven'in tüm partisyonlarını izledim ama sonra hepsini unuttum. Arkadaşlar, boşuna zaman kaybetmenize gerek yok. Zaten bir bestenin her yeri güzel olacak diye bir şey yok. Misal Beethoven'in herhangi senfonisinden birkaç beğendiğiniz orkestra kurgusunu öğrenmeniz yeterli. Geriye kalan vaktinizi diğer partisyonlara ayırmanız daha gelirli olacaktır. Eğer bu soruları birlikte halletmek istiyorsanız udemy.com internet sayfasında Orkestrasyonun Sırları veya The Secrets of Orchestration yazmanız yeterli. Bu videodan memnun kalırsanız ilerideki video dersimizde bir melodi seçeceğiz ve onun 10 farklı orkestrasyonunu yapacağız. Arkadaşlar, görüşmek üzere.